Elif gelinin mutfağında açık tonlarla ahşabın birlikteliği göze çarpıyor. Kırık beyaz mat dolaplarda gold kulplar tercih edilmiş. Açık renk ara fayanslar ve tezgah mutfağa ferahlık katmış. Yemek bölümü ahşap tablolu masa ve beyaz sandalyelerle minimal tarzda. Son olarak Elif gelinin daha ferah bir mutfağa kavuşması için tezgahtaki eşya kalabalıklığını azaltması gerektiğini belirtelim ve sözü ev sahibimize bırakalım. Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz ama ben biraz karşılamayı sesli buldum. Niye? Yani daha çiçekli, samimi bir karşılama hoş olabilirdi. Biraz canlanalım diye yani, baksana şöyle. Yani kulağım çınlandı şu anda. Evet. Elif. Yani çok sesli, benim kulağımın dibinden çaldı. Canlanalım diye yani, öyle bir renk olsun. Ama beni rahatsız etti, ona bir bakabilir miyim? Bakabilirsiniz, buyurun. O bayağı ağırmış. Evet, peki döküm. Siz bunu kullanırken buraya böyle komşulara ses gitmiyor mu kafasına? Gider, ben de bu yüzden bunu kullanmıyorum. Dekoratif olarak kullanıyorum bunu orada. Renden var, sarımsaklarımı orada rendeliyorum. Anladım ama buralar çizik çizik kullanılmış gibi. Kullanılmıyor mesela. Es gitme. Bir sarımsakla bir göstersen aslında. Var da şimdi sarımsak kokacak, şekerim o. Zaten kokmuyor şu an. Kullanmıyorum ki ama. Kullanmıyorsan neden? Nereden kokuyor? Demir kokuyor. Sarımsak dövüyorum dedim biraz önce. Sarımsak dövmüyorum dedim. Rendeliyorum, dekoratif olarak kullanıyorum dedim. Dekoratif. Evet. Tamam, olabilir. Kullanmıyorum yani. Şurada kullanabilirsin. Duruyor. Mutfağımın renkleriyle falan uyumlu diye öyle bir hoşuma gitti. Almıştım. Sadece ben biraz yerini beğenmedim. Yani oradan nereye koyabilirdim başka? Başka bir şey olabilir. Çerçevenin yanında. Orada. Yani biraz de ağır mı? Yani daha oralarda olabilirdi çünkü yani direkt göz önünde duruyor. İki elimle ancak koyabiliyorum. İki elinizle koyun o zaman. Havanı iyiyle bize hava attı. Gerek var mıydı ki böyle bir şeye? Yani neden yani? Ne gerek var buna? Bu çok ağır oldu ya, çok farklı mı değil mi burası? Efendim? Ya çok modern bir şeyin yanında. Yani bu modern ama bu birazcık... Taşıyor. Bunu taşıyorsa... Taşıyor, duvara monte olduğu için taşıyor. Sorun olmadı yani hiç. Ben onu daha önce şurada kullandım. Sonra oraya şu yağdanlıkları, şu kavanozları koyunca orada çok kalabalık olduğu için oraya aldım. O yağdanlıklar demişken, hani biz geliyoruz. Hı. Onları birazcık doldursaydınız daha iyi olmaz mıydı? Dolu ya, yemek evet, yaptım. Lokum da mesela benim bir de oradaki çekti. Lokumluklar da çok az kalmış. O lokumluk uygun mu ona göre? Çimen çok büyük. Tükettiğimiz için doldurmak da aklıma gelmedi. Ne yalan söyleyeyim. Ama şu yağdanlıklar zaten yeterince dolu. Bunu daha böyle eşitleyebilirdiniz. Bir aşağıda bir yukarıda duruyor. Yemek yaptım, kullandım sonuçta. Yani bunu mu eleştirdiniz? Yani bunu kullanıyor açısından bunu kullanıyorum evet. Elif Hanımcığım, bir de yapay çiçekleri çok seviyorsunuz galiba. Yapay seviyorum ben. Yani salonda da var, burada da evet, var, orada da var. Banyomda da var, her Elif yerde Hanım, yapay. Peki ona ne demeli? Şöyle demeli. Yapay ağaç yani, yeşerecek mi? Neden yani, çözsün, neden var içinde? Neden? Daha hoş durduğu için böyle daha gerçekçi gerçek duruyor. Gerçek bence şöyle bir şey geliyoruz. Bakılıyorum çünkü ölüyor. Yok, ben bir seferlik hani biz geliyoruz ya o yüzden. Bir seferlikte ölü niye öldüreyim ki çiçeği sonuçta? Elimde öyle, niye tuttunuz ya? Yapay çiçeği yapmıyorsan uçta duruyor. Ama ben onu o şekilde seviyorum. Bak böyle daha güzel durdu. Yani böyle neyse, gönlünüz kalmasın. Dökün de ben sonra dolduracağım zaten yine. Yapay çiçekler çok fazla yapay değil miydi ya? Bir de bu detay benim hoşuma gitti, böyle kapatman da hani her yer böyle goldken keşke onu o şekilde bir şeyle kapatsan daha şık olur. Yok artık bence. Gold folyo. Gold her yerde. Gold folyo nerede var? Bulunur. Ben görmedim ya. Bulunur Elif Hanım. Gold folyo. Sprey boyayla da geçebilirdim. Yok ama şey tamam. Olmuyor onlarda. Tamam. Yasakmış. Başka mesela yağdanlık, gold folyo. Başka eleştirecek ne buldunuz? Çok tutarlı bir şeyler. Bir de ben bilgilerin bağcıklarını söylemek istiyorum. Hayır, kızların dediğini istinaden söyledim. Tamam. Gümüş ya o yüzden. Tamam. Elif, gelinlerin gümüş folyoyu golda boyama fikrinde ne diyorsun? Dış ses ben de demiştim ama olmaz dedi. Yok artık ya. Sevmiyorum ben öyle şeyleri. Sprey boyayla golda niye boyayayım? Ben onu zaten orada gayet güzel muhafaza ettim. Ama orası gümüş, burası gold, uyumlu durmuyor. Ama folyo ya hani. Spreyleyeceksin o zaman. Sevmiyorum, ben tercih etmiyorum. Siz spreyleyin olur mu kendi borularınızı? Tamam. Yani gold uyumları varken şu tahta neden orada? Ben onu çok merak ettim. Mesela uyumsuz olarak ne ya gördünüz? O yani tahtayı kullanınca ama. Koysanız mesela şu an bozuyor gibime geliyor. Ama bu kesme tahtası zaten. Sürekli kullandığı bir şey bence bak böyle oyun aynen da. Aynen öyle. Senin çocuğun da var aslında. Ve bunu çeker falan öyle bir şey böyle üstüne de düşünmedi. Yok yok öyle bir şey yok. Benim çocuğum zaten 4 yaşında. Bunu idrak edebilecek bir yaşta. Ayrıca bu zaten tezgah üstü bir kesme tahtası.
Anlıyorum. Evet. Ama ben beğenmedim. Avizelerini bir de bütün hepsi aynı halıların da dikkatimi çekti. Salon halın, holünün halısı hepsi aynı. Yani biraz bence kolaya kaçmışsın. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bunu ben beğendim. Şeffaf olmasını da içinde çünkü biraz hani kirli görüntü olabiliyor. Avizeni beğendim. Teşekkür Sadece ederim. Aynı olmasının biraz kolaya kaçmışsın gibi geldi bana. Teşekkür ederim. Şöyle ben evde bütünlüğü seviyorum. Yani evde böyle orası ayrı havada, burası ayrı havada. Ya ben o şekilde sevmiyorum. Ama mesela mutfağına farklı bir halı kullanabilirdin. Yani salondan çıkıyoruz, holün aynı, mutfağın aynı. Bence biraz daha farklı bir şey olabilirdi. Bunların temizliği çok kolay olduğu için ve ben gerçekten görüntüsünü de sevdiğim için tercih ettim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu halılar böyle ince değil mi? Evet. Bu da güzel, ince bir halı. Yıkayabiliyor musun bunları? Tabii yıkanabiliyor. Makinede yıkanabiliyor. Ya atılabiliyor, aynen öyle. Ama bunda şöyle bir sorun var. Biraz yapışmış sanki. Şey ya, pufi ya. Pufiler zaten kullandıkça oturuyor zamanla. Nasıl eski haline döndürebiliyorsun? Ya yıkamaya gidip geldiğinde daha böyle puf puf oluyor. Onlar ne yapıyor bilmiyorum artık ama daha böyle puf puf geliyor. Tarayabilirsiniz. Bende de var böyle. Taranınca eski haline Hiç alıyor. Hiç denemedim öyle. Bilmiyorum. Tarak olsa aslında güzel denerim. Oluyor. Tarak yani. Dediğimiz nasıl yani? Nasıl normal herhangi bir tarak, fırça tarzı bir şeyle çok güzel. Fırça yani yumuş yumuş oluyor. Böyle. Tamam, halı fırçası gibi. Öyle. Daha önce hiç yapmadım ama bakacağım. Dış ses benim tarak demiştiniz siz değil mi bu arada? Evet. Peki dış ses benim bir tarağım vardı banyoda. Onu bir getirebilir misin? Bir denemek istiyorum. Nacizane fikrinizi merak ettim. Hemen bakıyorum. Tarayalım zaten örgü de saç örgüsüne benziyor. Tamam. Hani halı ya bu saçaklı halı ya halı ondan. Saçım da uymuş benim şu an. Evet. Kombine olmuşsun. Tarak geldi. Hemen deneyelim. Nereye? Bildiğiniz tarıyor mu? Evet evet böyle tarayın sağlı sollu. Böyle mi? Yatımına doğru böyle. Bu yine oturacak sonuçta. Tamam tarak da böyle. Böyle böyle. Böyle mi? Evet evet canlanıyor. Bakın. Daha güzel oldu. Evet. Bir şey oldu böyle. Anladım. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani sonuçta yine basınca sönecek. Şöyle ama... bir şey var ama ben bunu süpürünce de aynı havayı alıyor. Evet fırçalarını evet. Açarsanız. Yani şu meşakkate gerek de yokmuş. Halıyı taramak bugüne mi kaldı? Yani biz gelmeden önce de tarayabilirdi. Daha güzel bir görüntü olabilirdi. Ama niye daha o zaman böyle? Ama. Geldik ama, biz. Ama üzerinde yürüyüp gidip geliyoruz yani bozuluyor sonuçta. Bu da demirden değil. Fikir olsun diye kaldı. Ben verdim. Uygulayıp uygulamamak size kaldı. Halı olarak bunu tercih etmenin özel bir şeyi var mı? Efendim? Hani halı olarak bunu tercih etmenin özel bir nedeni var mı? Şöyle dediğim gibi ben bu modeli çok beğeniyorum. Görüntüden memnunsun yani. Görüntüden de memnunum. Kullanış açısından da aşırı memnunum. Çünkü hani mutfakta devamlı benim günümün bütün günüm hatta mutfakta geçiyor diyebilirim. Silmesi, temizliği çok kolay oluyor. Yani ben biraz şey yapmak istiyorum da tabii, ben tabii. Bu arada altın yani... Ben şunu diş sesle vereyim öyle konuşalım. Tamam. Hem de tarakla konuşmayalım. Mikrofon gibi konuşabilirdin. Gold'u çok seviyorum. O yüzden uyum yani beğendim bu takımını. Evet. Ocak takımını falan zaten beğendim. Zaten mutfağımla uyumlu olduğu için bunu tercih ettim. Çok da seviyorum. Ama keşke biraz daha tezgahın üstü boşalabilirdi diye düşünüyorum. Bana da biraz evet kapsüller yani. Falan evet. Orada. Evet o kapsülleri oradan alabilirdiniz. Ya ben ya kapsüllerdeydi. Aslında beni bir şey daha rahatsız etti. Bu salonda da bakmıştık. Bunlar böyle hem yapay hem de böyle biraz toprak işte taşlar alıyor. Beyaz taşlar. Onları koyabilirdim. Buraya da uyum sağlayabilirdi aslında. Aslında güzel olurdu. Doğru söylüyorsun. Hani güzel sadece olurdu. Orada yapay, orada mesela kaktüsün. Hı-hı. Kaktüsünün bu arada rengini değiştirirsen. Eline dikkat et. Daha güzel hı-hı. Olur. Ya batmaz bunlar. Bana çok enerjileri baktım. Alıyor değil mi Elif Hanım'a? Evet çok iyi oluyor. Hem ben de çok seviyorum çünkü kaktüs. Benim evimde de çok var. Hı-hı. Ama sadece hani bu yapay o şekilde. Bir de sadece buraya böyle beyaz bir şeyler koysak taşlar çok güzel olurdu. Çok... O görüntü biraz bozmuş gibi sadece. Doğru söylüyorsun. Beyaz taş koyabilirim aslında ama hiç aklıma gelmemişti. Deneyeceğim onu da. Gerçekten güzel deneyeceğim. Olur. Bakacağım. Elif Hanım musunuz çok hoş. Çok güzel. Teşekkür ederim. Paraylardan gelme beğendiniz gibi. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Rica ederim. Olan her şeyi ama beğendim. Ama kullanım açısından zorluk yaratmıyor mu? Ben açıkçası bunu biraz korkarak aldım. Yalan değil. Gerçekten korkarak aldım ama hiç öyle olmadı. Ne su lekesi yapıyor ne kararma yaptı. Hiç çok kullanışlı bir musluk. Ayrıca
şöyle arıtmalı olması da çok hoşuma gidiyor. Ayrıyetten hani şu arıtma muslukları olmuyor, onu en çok severek aldım. Sadece bir de yine aynı küçük bir detay ama benim için şey, hani bunda mesela bunlar ayrı kapak şeklinde oluyor biliyorsun. Gold biliyorum. Bana böyle gold kapak, bu da yani uyum sağlayabilir. Ben onu direkt hazır aldım zaten, o yüzden öyle bir şey gerek duymadım. Sıvı sabun zaten. Bir de bir şey söyleyeceğim, bunları yapıştırma mı yaptın? Evet, yapıştırma. Mermeri mi dermek istemedin? Mermeri kendinin de aslında. Yok, dermek istemedim. Şöyle, çünkü zamanla eğer ileride sıkılırsam, onu oradan sökmek istersem orası öyle delik kalacak sonuçta. Fayans delinecek yani. Ağırlığı aynen öyle. İleride sıkılırsam çıkartırım yani onu oradan. Hani kupalı bence can taşıyınca onları kesin bir şey taşıyor. Yok yok yok. Bu arada mutfak dolapların çok güzel. Teşekkür ederim. Setini de beğendim. Uyumlu. Sadece mutfak dolaplarına bunun bu biraz böyle çok beyaz, çiğ beyaz kalmış. Onu beğenemedim. Çok özür dilerim. Cam olmasaydı daha güzel olacaktı. Ya çok ben güzel. Bu şekilde seviyorum. Cam olmasaydı bence daha bence hoş olmuş böyle. Bence eşyalarının gözükmesi. Ama sadece çok hoş kalmış. İçini böyle şey çok yapmıyorum. Yani yalak şalak doldurmuyorum. Tabii tabii çok şık duruyor. Dekore ettiğim için hoş duruyor. Üstü yani. Üstü çok boş kalmış sadece. O ben sadece mavi bitki çay için kullanılan demliği sevmedim. Çünkü pembe, gold, beyaz diye gidiyor. Orada bir mavi seçiliyor. Aynı şekilde pembe bardak için de söyleyeceğim. Yani burada sade bir renk kullanabilirdiniz. Hani bu buraya yani pembe, mutfak, kırmızı beyaz, çok gold karmaşık kaldı. Ya burada da kırmızı var aslında ama yine bir uyum sağlamıyor. Elinden aldım bu arada, bakmak ister misin? şöyle, mutfağım çok beyaz gördüğünüz gibi. Tamam, renklendirdim ben bunu ama bunlar da hoş bir görüntü katıyor, renk veriyor diye oraya asmak istedim yani. Yani ben biraz sevemedim çünkü pembe ve kırmızı renkleri biraz göz yordu gibime geldi. Teşekkür ederim.